Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Sevgililer gününü kutlamak ve hediyeleşmek caiz midir? Gerek sevgililer günü, gerekse de yılbaşı, takvim, tarih, tatil, eğlence, şenlik ve bunlarla ilgili adetler bir milletin kültürünü yansıtır. Kültür, din ve ideolojinin bedenlenmesi, ete kemiğe bürünmesidir. Bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Eğer birileri din ile kültürü birbirinden ayırmaya, aralarındaki bağı koparmaya kalkışırsa, zor olmakla beraber bunu yapabilirse, kültürle beraber dini de değiştirme yoluna girmiş olur. Bedenini parça parça kaybeden din gider, milletin hayatından çıkar, onun yerine Allah korusun yeni kültürün dini veya dinsizliği gelir. Kültürle din arasında böyle bir bağ bulunduğuna göre kültürün değişmesi dini yakından ilgilendirir. İslam'ın 5 temel amacından biri dini Müslümanın hayatında İslam'ı korumaktır. İslam'ın korunmasını olumsuz etkileyen bir davranış, bir kültür değişimi, bir kültür taklidi ise haramdır. Bazen bununla da kalınmaz, Allah korusun, dinden çıkma sonucunu da doğurabilir. Bunun için sevgili Peygamber Aleyhisselam Medine'ye göçünce burada öteden beri 2 bayramın bulunduğunu ve bu bayramlarda kutlama yapıldığını kendisi öğrendi. Bayramlar din yetkilenmesi bakımından önemli kültür unsuru olduğu için bunları değiştirdi ve yerlerine Ramazan ile Kurban bayramlarını tebliğ etti. Daha pek çok hadiste başka dinle ilişkisi veya sembolik değeri, fonksiyonu bulunan adet ve uygulamaları da Müslümanlara Peygamber Aleyhisselam yasakladı. Bununla beraber gayrimüslimlere benzeme amacı olmadan sevgililer günü, doğum günü ve evlilik günü gibi günlerde kişinin hanımına hediye almasının elbette bir sakıncası yoktur.